Merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Stok tanımlama, stok girişi ve stok çıkışı diye işlemlerimizi yaptık arkadaşlar. Şimdi programımızı biraz daha farklı bir şekle sokmaya çalışalım. Öncelikle ben buraya bir buton çiziyorum. Butonun özelliklerinden mesela programı aç diyelim. Herhangi bir isim yazabilirsiniz. Şimdi çift tıklayıp o kısmına gidiyorum ve burada yine bir user form açıyorum. User formumu şöyle büyüttüm. Özellikler menüsünü açayım. Buraya stok takip programı diyorum. Arkadaşlar bunu tekrar söyleyeyim. Yani benim anlattığım biraz basit kısmını anlatıyorum mecbur. Siz artık bunun üzerine sizin bir şeyler koymanız lazım. Şimdi öncelikle buraya 3 tane buton ekliyorum. Stok ondan sonra buraya stok girişi. Yine bir buton alıyorum. Stok çıkışı diyorum. Yine bir frame alıyorum arkadaşlar. Şöyle. Frame'in caption'ini ve buraya bir list box alacağım. Aslında şuradaki grid'i almak isterdim ama şu list view'i almak isterdim ama bazılarınızda çalışmayabilir. 64 bit kullananlarda çalışmayabilir. Gerçi Office 2019'da arkadaşlar bu 32 bit 64 bit olayı yok artık. Eğer Office 2019 kullanıyorsanız tüm programları sorunsuz çalıştırabilirsiniz. Şimdilik biz list view alalım. Ürünleri listelemek için, göstermek için list view'i kullanacağım. Tamam. List view'imizi aldık. Şimdi biz burada neyi listeleyeceğiz? Stoklar. Şurada giriş. Yani bizim burada biz stoklarımızı listeleyeceğiz arkadaşlar. Şurayı. Kaç kolondan oluşuyor? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kolondan oluşuyor. Ben hemen şunun ismini LST stoklar olarak değiştiriyorum. Formun içine giriyorum. Formun initialize kısmına, ilk yükleme kısmına şöyle bir şey yazıyorum. Dim worksheet diyelim. As worksheet diyorum. As worksheet. Evet. Dim satır no sn satır no ya da son satır ss son satır as no diyorum. Son satır. Tamam. Sonra şöyle yazıyorum arkadaşlar. Set VSV yazmışım. Worksheet'in VSS'i olsun. Set VS eşittir. Sheets stoklar yazdık. SS eşittir. 2 şey SS eşittir. Worksheet nokta. Burada VS dediğim artık stoklar oluyor arkadaşlar. Range A örneğin kaç bin stok olabilir? 10 bin stok olabilir. 10 bin diyorum. Nokta end parantez içinde xlab nokta row diyorum. Sonra şöyle diyorum arkadaşlar. LST stoklar nokta row search eşittir. Tırnak içinde vs ünlem
vs ünlem. Ne diyoruz? A 2'den 2 nokta üst üste F'nin V satır sonuna kadar. Yani şöyle oldu. Ha, bunu VS'yi almadı arkadaşlar, kabul etmedi. Biz burada VS'yi stoklar olarak belirtmiştik. Onun için maalesef şu kısaltmayı kullanamıyoruz. Direkt stoklar demek zorundayız. Çalıştırdığımız zaman geldi stoklarımız ama onun sayısını belirtmediğimiz için gelmedi. LST stoklar nokta kolon kont eşittir. Az önce saymıştık. Kaçtı arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kolon kontu 6 yapmamız lazım. Ki 6 kolona ayırarak çağırsın. Gördüğünüz gibi 6 kolona çağırdı arkadaşlar. Bir de başlıklarını da yazsak iyi olur. Aslında A1 dersek başlığı da böyle satır gibi seçme şeyimiz oluyor arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Böyle olmaz. Onun için 1 demeyeceğiz, 2 diyeceğiz. Şurası 2 olacak. Biz burada formun üstüne isimlerini yazmamız lazım. Şuraya label olarak. Nedir? Stok kodu, stok adı, birimi. Tamam. Şuraya stok kodu diyorum. Şimdi buradaki başlığı şöyle biraz büyüteyim. Fontunu kalibri yapıyorum. Her zaman seçtiğim kalın. 12 ve kalın olsun. Şöyle stok kodu. Bir de arkadaşlar border style'ini 1 yapıyorum. Ya da 1 olmayabilir de. Şurada spesiyel efektini şöyle biraz basık hale getirelim. Stok kodu. Şunu kontrol bir kopyasını alıyorum. Buraya da stok adı. Bunu biraz uzatalım. Tamam. Yine bir kopyasını alalım şunun. Buraya da birimi diyorum. Yine biriminden sonra giren toplam, çıkan toplam stok mevcudu. Şuraya giren toplam, çıkan toplam ve stok mevcudu diye şöyle yaptım arkadaşlar. Tamam, şöyle. Evet. Giren toplam, şuraya çıkan toplam, şuraya da stok mevcut diyoruz. Ondan sonra şuranın zemini beyaz yapabiliriz. Şimdi arkadaşlar bakın, stok kodunun genişliği kaç burada? 120. 120. Bir sonraki 192. Hemen şöyle onları da yazalım. LST stoklar nokta kolon width eşittir. Kaç tırnak içinde? 120 virgül 192 virgül devam edelim. Şu neydi? Width'i kaçtır? 78. Unutmayalım. Aklınıza tutun. 78, geri kalan hepsi 144. 78'e 144. Şuraya 78 virgül 144 virgül 144 virgül 144. Şimdi çalıştırdığımız zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi şunlar tam başlıklara göre genişlemiş oldu. Şunun da fontunu yine kalibri 11 yapalım. Kalibri normal. Bunlar da 12 olsun. Şimdi tekrar çalıştırdığımız zaman evet. Tam hizada değil aslında. Tam hizada değiller.
Biraz daha daraltmamız lazım arkadaşlar. Şunu 70'se 120 demişiz ya, bunu 110 yapsak. 80, hepsini 10 azaltacağım. 82, 68, 34, 34, 34. Tekrar bir bakalım. Bu sefer oldu. Sadece birimi biraz öbür tarafa kaydıracağız. Birim 78 kalsın. Tekrar bakalım. Geri kalan diye yine 144 yapacağız. Olmadı. Birim de olmadı. Şu ikisi tamam. Birimden sonrası kaldı. He, pardon, stoğu biraz genişleteceğiz. Şunu 120, 192 yapalım tekrar. Biraz daha arttıracağım arkadaşlar. 200 yapacağım. Yani amacım şöyle aynı hizaya gel, başkalarının hizasına gelmeleri. Tamam, şu anda bir problemimiz yok. Zaten diğer butonlarımız hazır arkadaşlar. Yine bunların fontunu birazcık kalibri 12 yapacağım tekrar. Tamam. Şimdi ana sayfadayken şu bizim giriş sayfasının içine giriyorum. Stok tanımlama. Yine tasarım moduna gelip stok tanımlamanın içine girip, bakın stok tanımlamanın içine girip şu iki üç satırı kesiyorum buradan. Buradaki stok tanımlamanın içine yapıştırıyorum. Stok girişinin içine girip buradaki 3 satırı kesiyorum ve stok girişinin içine yapıştırıyorum. Son olarak stok çıkışının içindeki şu 3 kodu alıyorum. Stok çıkışının içine yapıştıracağım arkadaşlar şimdi de. Tamam. Sonra şuradaki butonlara ihtiyacımız yok. Programı aç. Programın içine de şu user formunun ismini değiştirelim arkadaşlar. Buna da FRM ana form diyelim. Şunun içine girip şu geri kalan şeyleri silebiliriz. FRM ana form nokta show. Yani artık buradan programı aç dediğim zaman karşımıza bu gelecek. Stok tanımlama dediğim zaman şöyle çalışacak. Stok girişi yine aynı şekilde, stok çıkışı da aynı şekilde çalışmış olacak. Sadece bir şey ekleyeceğiz arkadaşlar. Ben şu form initialize'ın içine yazdığımı şunları burada bir eksik bir şey bıraktık arkadaşlar. Burada eğer diyeceğim. Eğer satır sonu büyüktür 1 ise şöyle yap. Else değil ise o zaman şöyle yap diyeceğim. A2'den F2'ye kadar diyeceğim. Çünkü satır sonu 2'den büyük değilse böyle yapsın. End if. Evet. Bunu da yaptıktan sonra şimdi bu şurayı kesiyorum. Burayı bir prosedüre dönüştüreceğim. Buraya sub listele diyorum. Ve bunu yapıştırıyorum. Initialize'ın içine sadece listele diyor. Şöyle de yazabilirsin. Mi nokta listele. Yani mi demek bu form demek. Bu formdakileri listele bak. Evet. Şimdi burada her bir kayıt yaptığımda o listeliği de çağırmamız lazım. Şimdi geliyorum stok kaydın içine. Kaydetin içine girdikten sonra işlemimiz bitince mesajdan önce şuraya FRM ana form nokta listele diyeceğiz. Ben bunu hemen kopyalıyorum. Stok girişinde de yine aynı şekilde işlem bitince şurada stok giriş kaydedildi demeden önce listele diyeceğim. Çıkışta da yine aynı şekilde form kapandıktan sonra listele diyeceğim ve şimdi tamamdır. Bakın mesela bir stok girişi yapalım. Hangi stoku girelim? Fırın. Fırın şu anda giren 12, çıkan 7, mevcut 5'tir. Yine burada birim adet, örneğin 12 tane girelim ya da 15 tane girdiğimiz zaman stok mevcudu 20 olacak. Bakın kaydet diyorum, gördüğünüz gibi stok mevcudu 20, giren 27. Yine fırın 3 tane daha girelim. 3 adet girdiğim zaman bakın
Stok giren 30, çıkan 7, stok mevcudu 27. Şimdi çıkaralım mesela, fırın satalım. Örneğin 10 adet ya da 3 adet satalım. Kaydedildiğim zaman dikkat edin. Giren 30, çıkan 10, stok mevcudu 20. 10 tane fırın daha çıkaralım. 10 adet dediğim zaman bakın giren 30, çıkan 20, stok mevcudu 10 diye karşımızda duruyor. Tüm işlemlerimizi şu anda yapabiliyoruz arkadaşlar. Ne ekleyebiliriz başka? Bir de kapat butonu ekleyelim şuraya. Hatta bir butonun kopyasını alsam daha iyi olur. Yazı fontunu ayarlamakla uğraşmamış olurum. Burada kapat diyorum. Kapatın içine de unload me dedim. Kapat. Başka ne yapabiliriz buraya? Stok adına göre arama ekleyebiliriz. Bütün derslerde var arkadaşlar. Aramalar, listelemeler var. Bu dersimiz de bu şekilde. Bir de şöyle bir şey ne aklıma başka ne ekleyebiliriz buraya? Yani yazdırmamız gerekebilir arkadaşlar. Yazdırmayı da anlatabiliriz. Aslında yazdırırken bu sayfayı yazdıracağız. Önce bir görünüm menüsünden sayfa sonu ön izlemeye geliyorum. Tam yazıcı çıktısına göre ayarlamam lazım bunu. Şöyle buraları biraz daraltayım. Tamam. Şu anda görünümden sayfa sonu ön izleme dedim. Şu nokta noktayı bakın biraz yakınlaştırayım. Şurada mavi kesik kesik noktalar var. Bunu şöyle sağa doğru çekiyorum. Tam bir sayfaya sığacak şekilde. Ondan sonra formun şurasına da yazdır butonu ya da bu butonu bunu şuraya alalım. Bunun bir kopyasını alayım şuraya. Buraya da yazdır diyelim. Yazdırın içine girip sheets bir de şurada bir şey unuttuk arkadaşlar. Şu listelerin içine en sonda da set worksheet eşittir. Nothing dememiz lazım. Yazdırın içine girdik. Sheets stoklar nokta ne diyorduk? Print out dememiz yeterli. Ya da bir soru sorduralım. Dim sort as byte diyorum. Sort eşittir message box stoklar yazdırılsın mı? Virgül 68 virgül yazdır diyorum. Eğer sor eşittir 7 ise exit sub diyorum ve stokları yazdır. Şimdi yazdır diyorum. Stokları yazdırılsın mı? Evet. Gördüğünüz gibi masa üstüne geldi. Stoklar diyorum. Kaydete bastım. Şimdi masa üstüne bakalım. Stoklar diye bir PDF dosyamız var ve mevcut stoklarımız da burada görünüyor gördüğünüz gibi. Evet, bu derste de anlatacaklarım bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hatta isterseniz teşekkürden önce bir stok daha tanımlayalım. Mesela buzdolabı diyelim. Birimi adet mevcut stoğu şu anda elimizde 5 adet var diyelim. Gördüğünüz gibi şu anda buzdolabını tanıttık. Giren 5, çıkan 0, mevcut 5. Bir stok buzdolabı satalım. Hemen şuradan buzdolabını seçiyorum. Ve bir adet sattığım zaman gördüğünüz gibi çıkan bir stok mevcudu 10. Giriş yaptığımızda da örneğin 15 tane daha giriş yaptık. Giren 20, çıkan 1, mevcut 19. Stokları yazdır dediğim zaman da yine stoklar diye dosyamız vardı. Üzerine yazıyorum. Tekrar masa üstüne bakıyorum. Gördüğünüz gibi stok listemizde buzdolabı da var arkadaşlar. Bu dersimiz bu kadar diyelim. Hepinize başarılar diliyorum. Arkadaşlar bu serimiz bu kadar. Bunun üzerine bir şeyler eklemek, çıkarmak, programı daha işlevsel hale getirmek, kendinize göre ayarlamak artık sizin elinizde. Ben sadece size
bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Artık bunun üzerine eğer siz bir şeyler koyamıyorsanız olmaz. Önemli olan öğrenmeyi öğrenmek arkadaşlar. Yani internette araştırarak, ihtiyacınız olan şeyleri görerek, bunları internetten araştırarak programı istediğiniz şekle getirmeyi öğrenmeniz lazım. En önemlisi bu. Öğrenmeyi öğrenmek, kendi kendinize yol alabilmek, bunu başardığınız zaman zaten her şey tamam demektir. İstediğiniz kadar yol alabilirsiniz demektir arkadaşlar. Teşekkür ederim. Hepinize başarılar diliyorum.